Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız Golbar.com'un ve Kayseri Özülüme Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan sizlerden abonelik, beğeni, destek beklediğimiz videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Fenerbahçe Tad için maliyetini açıkladı. Fenerbahçe Tad için resmi renklerine bağlayıp kapını yapıp imzaya attırıp Ali Cabbar müziğiyle başlayan tanıtımını yapıp e, maliyetinde açıkladı. 2 yıllık anlaşma ve oyuncuya yıllık 4.2 milyon euro maaş ödeneceğini açıkladı. Hocam çok değil mi? Az. Hani akaryakıt zamlarından sonra düşünüyorum. Hani, hani akaryakıt daha fazla. Daha pahalı. Harbi söylüyorum akaryakıt daha pahalı. Dizeli 34 lira yani daha pahalı bence. Bence tadış daha ucuz. Hocam 4.2 milyon euro. 34 yaşında bir futbolcu farkında mısın? Farkındayım. 10 numara giyecek bu arada. Şimdi niye böyle söyledim? Niye akaryakıt dedim? Niye bu dedim? Niye şu dedim? Arkadaşlar bakın. Oyuncuyu sağ olsun Beşiktaş getirmiş. Bülent Usta diyor. Beşiktaş'ın uçak parasını Beşiktaş vermişti. Ya. Ali Koç'un kendi uçağıyla geldi. Yakıt parası bizden yani sıkıntı yok. Şunu söyleyeceğim. 4.2 4.2 8.4 2 yıl toplam alacağı 8.4. Hadi bir güzelleme yapalım. 4 imza parası versen yıllık 2.1 versen ya da 2.2 versen nasıl yaptık? 4 imza parası yıllık 2.2 versen arkadaşlar olur mu? Bence olur. İmza parasını peşin vermen lazım. Ancak yıllık ücret verirsen bunu böl bölüştürürsün. Bölersin. Yani bunu 24'e bölersin. 8.4'ü 24'e bölüp verirsin arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Burada bir şeylik var. Ama şimdi genel düşünelim. 2023-24 Fenerbahçe. Simanski 9.75 10 servis verdi. Konuşulan Bekao'ya 8. Ee, Livakovic e, Livakovic'e 9. Yani konuşulan. Tadic bedava. Edin Ceko bedava. Değil mi? Alexander Ciku bedava. Ryan Kent bedava. Umut Nair bedava. Mert Müldür içinde 3.2 diyelim. Konuşulan o. Yine aynı şekilde konuşulan isimlerden Wilfred Zaha gelecek olursa bedava. Yani uzun lafın kısası. Fenerbahçe'nin bon servissiz ve bon servis aldığı, alacağı, almasını almayı düşündüğü isimler bunlar. Ve hani Icardi 750 bin euroya oynuyordu mesela geçen sezon Galatasaray'da. Hepimiz üzülüyorduk Icardi'ye. Nasıl bu kadar az paraya oynar diye. Aynı Icardi şimdi 10 milyon euro. Bir tuhaflık yok mu sizce de? Tadic. Beşiktaş'a gelip 5 milyon euro imza parası isteyip yıllık 4 isteyen Tadic Fenerbahçe'ye geliyor. E Simanski Galatasaray'a gitse yani aynı parayı alacakmış. 2,5 milyon euro çokmuş. Mertens, Oliveira, Torreira, Muslera bunların hepsinin en az yıllık ücreti 3,5 milyon euro. Bunun farkında mısınız? Ya Fenerbahçe muhasebeciliği yap. Başka takım muhasebeci istediğiniz muhasebeciliği yapın. Ya Atilla Selahin'in 14'e 16'ya gitme ihtimali var. Arda 30'a sattı Fenerbahçe. Pedro'su, Rostis'i, Arao, Gustavo falan. Daha Fenerbahçe'de satışlar sürecek. Yani birilerinin yanık e, sesi nerelere geliyor? Nerelere inletiyor? Bu kadar yanmayın. Bu kadar yanmayın. Perişan olursunuz. Bu kadar yanmayın. Ya Fenerbahçe'yle ilgilendiğiniz kadar Galatasaray'ınızda, Beşiktaş'ınızda hangi takımı tutuyorsanız onunla ilgilenseydiniz bu iş böyle olmazdı. Hocam Fenerbahçe Zaha'yı getirecek mi? Getirecek. Ne kadar? Yıllık işte 4, 5, 6 verecek. Hocam Fenerbahçe Zaha'ya o parayı veremez. Niye veremez? Toplumdaki algıyı görüyor musunuz arkadaşlar? Toplumdaki algıya bakın. Geçen sezon Fenerbahçe Avrupa'ya gitmiş. 13 milyon euro para kazanmış. Yetmemiş. Daha şimdiden 30 milyon euroluk oyuncu satmış. Bak Fenerbahçe 30 milyon euroluk oyuncu satmış. 13 oradan gelmiş. 43 yetmemiş. Yetmemiş. Daha da futbolcularına teklifler var. Daha da futbolcu satın alabilir. Ve şu ana kadar sadece 9.75 verip Şimanski'yi almış. Onu da takside böldürmüş. 4 senede ödeyeyim diye. Ve diyorlar ki Fenerbahçe'de para yok. Fenerbahçe alamaz. Ya siz nerenin manyağısınız? İzmir'in kaymağı nerenin manyağısınız siz? Siz nerenin şarlatanısınız? Nerenin manyağısınız? Kafayı mı yediniz? Kasada 43 milyon euro para duruyor. 9.75'i böl 2.5'unu ver. Ya kaldı 40. Hocam ama yarısını kullanabilirmişiz. Ya sevgili arkadaşım, bir tanecik arkadaşım, şeker arkadaşım, canım arkadaşım. Ya yılda ödemen gereken senin 600 milyon TL para. Fenerbahçe'nin, Fenerium'un hasılatı, 6 aylık hasılatı zaten 600 milyon TL'nin üstünde. Siz ne anlatıyorsunuz bana? Fenerium satışları, forma satışları, bilmem sponsorluk falan. Ya sponsorluktan malı götüren bir Fenerbahçe var karşınızda. Siz neyi anlatıyorsunuz bana? Ya hadi diyelim yarısı gitti tamam. 15 oradan gelecek 13 oradan 28 milyon euro harcayabilir bir takımdan bahsediyoruz şu an için. Ve bak 28 2.5'u gitti. Kaldı yaklaşık 25. 8 birine 9 birine düşünüyorsun. 17 gitse kaldı 8 ki onları da taksitten almaya çalışıyoruz. Hadi 3 de Mert Müldirekti kaldı 5. Ya Fenerbahçe birilerine yanık kremi sürdürüyor. Zaha'yı konuşalım. Şimdi Zaha'yı Fenerbahçe almaya çalışıyor mu? Çalışıyor. Hocam neyle ödeyeceğiz parasını? Arkadaşlar sponsor diye bir şey hayatınıza duydunuz mu? Duydunuz. Yani bu kanalın eğer takipçisiyseniz her videoda duyuyorsunuz. İki tane sponsorumuz var. Birisi golba.com Diğeri Kayseri Özel. Hastanesi. kadınlara özel. Muhteşem bir hastane. Ayrıca kulak burun boğaz var. Sanırım soğuk lazer mi oluyor? Bir şey. Lazer bir şey var. Buz lazer mi oluyor? Merak ediyorum acaba bize falan oluyor mu? Ee, o var. Dahiliyeci var sanırım. Bir şey vardı ya. Tam bilmiyorum. Diyetisyeni var. Bak düşün. Sponsor böyle bir şey. Şimdi Hüme Hastanesi sponsor olsa Wilfred Zaha'yı getirse olmaz mı? Olur. Getirebilirler. Mesela Tadiç için ben sponsor oldum desem ya yürü git dersiniz. 4.2 açıklandı. Arkadaşlar Edin Zaha şey, Edin Ceko'da Tadiç'te sponsorların desteği var. Ama e, açık açık aleni olarak değil. Yani aleni olarak değil. Nasıl? El altından. Nasıl? El altından. Bak hile yapıyorlar. El altından dediğim öyle değil. Şuraya bir sponsorluk veriyor. işte kolda Ahmet yazsın. 5 milyon euro yıllık. Bir yıllık anlaşma. Zor mu? Bence zor değil. Abi Fenerbahçe'ye sponsor ol. Ne olsun? Fenerbahçe'nin diş karıştırma sponsoru. Hep sam başlar çubukları mesela. Başlar çubuk. 5 milyon euro veriyor. Diyor ki Zaha'yı getirin. Alın bu parayı Zaha'yı getirin. Bir yıllık parası benden diyor. Hadi Koç da getiriyor. Bu arada Zaha işi inşallah 24 saat içinde belli olacak. Ve e, çarşamba günü ben bekliyorum. Hani kalbime öyle doğuyor. Allah kalbime doğanı inşallah gerçekleştirsin. Hepimiz mutlu olalım. Fenerbahçe'den Lianko hamlesi. Fenerbahçe İngiliz ekibi Southampton'da forma giyen Lianko için devreye girdi. Yo. 26 yaşındaki stoperin transfer için önemli aşama kaydetti. Yo. DHA'nın palavrasına göre şey haberine göre Allah Allah aynı isimden bahsediyoruz. DHA'nın haberine göre Fenerbahçe falan filan 30 maça çıktı. Arkadaşlar külliyen yalan. Normal yalan değil, külliyen yalan. Ben çok net bir şekilde, bariz bir şekilde külliyen yalan diyorum arkadaşlar. Olur mu? Sizleri seviyorum. Sıradaki haber. 6 ay bayındır Ajax yolcusu. Ya şimdi e, Altay Bayındır transferi iki duyumluk transfer. Tek duyumluk değil. Kurban gibi düşünün. Yani yedi kişi bir araya gelip bir kurban kesiyorsunuz. 7 kişiden bir kişi ben kesmiyorum arkadaş vazgeçtim dese son gün 7.yi bulmak zorundasın. Ya da parayı 6 kişi ödeyip 6'ya bölüşmek zorundasın. Altay Bayındır'ın durumu da böyle. Hocam Altay'a sen inek mi demek istedin? Altay Bayındır gidecek ki Divakovic gelecek. Altay Bayındır kalacaksa Divakovic gelmeyecek. Hani içler dışlar çarpımından da sonuca ulaşabilirsiniz. Altay gitmek istiyor. 1. Bak madde madde anlatayım. Tamam mı? Divakovic gelmek istiyor. 2. Çok güzel. 2 maddede anlaştık. Altaya talipler var. 3. Bunlardan birisi Ajax. 4. Ajax 5 milyon euro veriyor. 5. Biz 12 istiyoruz. 6. 8'e çıkarlarsa anlaşmayı tamamlarız. 7. Ama şu an için hala 5 veriyorlar. Çıkmıyorlar. Bu da 8. 8 maddede 6 ay bayındır anlattım. İsmail Kartal 7 futbolcuyu gönderiyor. Transfer haberleri son dakika. İsmail Kartal. Tek tek isimlere bakayım arkadaşlar. Ben size yüzde vereyim mi? Yüzde kaç gider? Atilla Salahi demiş. Çünkü Ciku geldi. Ve Kao gelmek üzere. Atilla Salahi 99. Yüzde 99. Cava ja Pedro %99 ve Cava ja Pedro'ya İtalya'dan falan teklifler var ama keşke Arabistan'dan gelen teklifi kabul etse de Fenerbahçe mazot olsa, abad olsa, kurtulsa yükümlülüklerinden kurtulsa. Gitmiyor yav e, yavrusunu çok seven kardeşimiz. Ah bir gitse. Arabistan iyidir, hoştur. Ama benane diyor. Edince Ko Batshuayi'yi konuştuk. Batshuayi'nin gitme ihtimali 80. Yüzde 80. Diego Rossi. O kim? Rossi. Kim bu? Ben tanımıyorum. William Arao 80. Hocam keşke 99 deseydin. 6 milyon euro verseler 99 değil. Yüzde 1 milyar. Araba bu arada planlar arasında yoksa Satabilirsin. Gustavo Henrique bu kim? Ben Gustavo Henrique ve Diego Rossi'yi tanımıyorum. O yüzden de özürlerimi sunuyorum. Nazım Sangare 100 yüzde yüz. Evet ilk defa belki de uzun zaman sonra en son ben Arfa'da dilim yandıktan sonra yüzde yüz duyumumu ilk defa duyuyorsunuz. Aslına bakarsanız Salahi de yüzde yüz. Pedro da %100. Rossi de %100. Gustavo Henrique de %100. Hatta Arao da %100. Ancak e, transferde niye %100 denilmiyor? Ya eşi bilmem diyor ki ben istemiyorum diyor. Ben kaynatamdan, görüncemden oturmak istemiyorum diyor. Tam imzayı atacak görümcesi arıyor. Şeyi, gelen hanımı görümce sarıyor ki sakın buraya gelmeyin diyor. Burası çok pis diyor. Bildiğiniz gibi değil diyor. Tam futbolcuyu paketledik. Sattık. Gönderdik. Diyor ki ben Salça bir döndürme almamışım. Onları geri almam lazım. İyi geri dön diyor. Geri dönüp gitmiyorum ki iyi diyor. O yüzden %99. Son olarak da Serdar Dursun. Serdar Dursun gidecek demem. Ama Fenerbahçe'nin yeni sezon kadrosunda yer almayacak derim. Burada çok ince bir çizgi var. Serdar Fenerbahçe'ye zorluk çıkarabilir. Ama zannetmiyorum. İyi bir Fenerbahçe'de zannetmiyorum. İşte Livakovic'in sözleşme şartları demiş. Rivakov için kendi bilmiyor ki sözleşme şartlarını. Size ben Tadiç'le ilgili bir olay anlatayım mı? Üyeler de ilk defa duyuyor hani bunu. Şimdi Tadiç'in menajeri Ali Koç'un kan kiştosu. Ali Koç'u aramıyor. Selahattin Baki arıyor. Alo buyurun ben Selahattin Baki Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Sekreteri aynı zamanda menajeri aynı zamanda transfer işlerini yapan Tribünlerin sarı seri olarak bildiği aslında Fenerbahçe için çok çalışan gecesini gündüzüne katan ama bazı Fenerbahçe grupları tarafından çok fazla beğenilmeyen transfer çalışmalarını yürüten aynı zamanda transfer komitesinin başında yer alan transferlerde e, kamera karşısına geçen e, gerekli açıklamayı yapan açıklamalarını ek olarak bir şeyler katıldık da sonrasında benim arkamda manipülasyon yapılan 5 dakika daha sayıyor saydırıyor saydırıyor saydırıyor. Selahattin Baki buyurun diyor. Karşısındaki kişi de diyor ki ben diyor tad için menajeriyim. Hadi için size getirebilirim. O da diyor ki Valla Sayın Ali Koç biraz fire play ruhu içinde yaşayan bir adam yani rakip camiamız ilgilenirken pek sıcak bakacağını zannetmiyorum diyor. İyi diyor. Anangile selam söyle diyor. Selahattin bak Anangile selam söyle diyor. Anayı bacıyı karıştırma deyip kapatıyor. Akabinde Ali Koç geliyor. Kim, kimdi o konuştun? Kimdi o konuştun? Beni kimden anlatıyorsun? diyor. pardon özür dilerim. Başka sahne karıştı. Dur. Ali Koç giriyor odaya. Yoğurtçu mu diyor? Selahattin bak ne yoğurtçusu başkanım diyor. Yeni yoğurtlar sipariş etmiştim diyor. Artık yoğurt yeme şeklimi değiştiriyorum diyor. Selahattin bak diyor ki başkanım sen 5 senedir aynı şekilde yoğurt yiyorsun. Hayır Selo, hayır diyor. Selo ne hayırdır lan sen falan diyor. Pardon diyor Selahattinciğim diyor. Ben diyor yoğurt şeklimi değiştirdim. Artık kaymaklı yoğurt yiyeceğim diyor. Ballı fıstıklı diyor. O da diyor ki ya başkanım sen istesen de kaymaklı yiyemezsin. Paraya kıyamazsın diyor. Diyar mı lan diyor. Kim gelse alırım diyor. Başkanım diyor. Fair play ruhunu da çiğner misin? Ulan ben sülalesini çiğnerim diyor. Vallahi mı diyor. Vallahi diyor. Az önce arayan tad için menajeriydi diyor. Bizi önerdi diyor. Geri ara 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 ara. Ama başkanım sen fair play işte Beşiktaş'a sırtından vurmasın falan. Centilmenlik adam olana yapılır. Tela diyor. Bak bu cümleye bu cümleyi yakında bir yerlerde duyabilirsiniz. Centilmenlik adam olana yapılır. Bizi adam yerine koyana yapılır diyor. Şimdi benim bu tip cümlelerimin al bu cümlelerimi şey zannederler. Hani ben aldım, biçtim, ölçtüm, biçtim, tarttım, süzgeçten geçirdim verdim. Hayır, direkt cümle bu. Centilmenlik adam olana kıymetlerine yapılır diyor. Bizi adam yerine koymayana yapılmaz diyor ve Ali Koç arayıp menajerle görüşüyor. Getirebilir misin? getirip? Çıkın bugün gelin diyor. Uçak göndereceğim aldıracağım istiyor. Tamam aldır diyor. için üstündeki takım elbise bu yüzden. Yarın bir gün açıklanırsa dersiniz ki ulan adam hakikaten süreci anlattı. Hakikaten de buymuş diyeceksiniz. Fiyat miyat. Hiçbir şey konuşulmuyor. Uçağı gönderiyor. Tadiç'i gönder. Gönderiyor Tadiç geliyor. Ve durum bu. Şimdi neyse Livakovic için sözleşme şartları diyor. Arkadaşlar 8 milyon euroya kulübüne el sıkıştık. Onlar biraz uzatmaya çalışıyorlar. Biz de sözleşmeyi hani parayı böldürmeye çalışıyoruz. 5 yıllık sözleşme 1.8 milyon euro maaş inşallah da bitecek. Son olarak da Fenerbahçe'den orta sahaya bir suma hamlesi. Şimdi değerli kardeşlerim. Tottenham'da forma giyen West bir suma. Ben normalde kendimi övmeyi seven bir adam değilim. Siz övün yeter. Eğer övülecek bir hareketim varsa övebilirsiniz. Ancak bazı şeyleri de açık açık konuşmazsak kanalın abonesi artmıyor. BİSUM'a merkez orta saha 6-8 oynayabilen bir isim. Ama e, sanırım 8 sayılan 6'lardan ama 6 sayın siz bunu. Bu arkadaş 18 milyon euro piyasa değeri var. 2026'ya kadar sözleşmesi var yaşı da 26. Biz bu BİSUM'ayı 8 milyon euroya alabiliriz. Ama %5, %100, %8 hiçbir şey söyleyemem. Şimdi Fenerbahçe Tottenham'ın 30 milyon euroya zamanında transfer ettiği oyuncu için çalışmalara başladı. Haberde diyor ki kiralık teklifi yapılacak. Asla satın alma opsiyonu, zorunlu satın alma opsiyonu kiralık teklifi yapılacak. Geçtiğimiz sezon Tottenham'da 28 maça çıktım. Herhangi bir gol katkısı yok. Kariyer boyunca Lille, Brighton, Tottenham formaları giydim. 217 maç, 13 gol, 5 asist kaydetti. Ön libero. Şimdi ben niye burada kendimi övmeden bahsettim? Arkadaşlar ben uzun zaman söyledim. Uzun zaman boyunca söyledim. Premier Lig'den 1-6 ile görüşüyoruz. Ve imkansız Ali Koç bunu asla alamayacak dediğiniz bir altı. Hocam 8 milyon euroya bir veriyorlarsa zaten bekliyorsak almıyorsak o zaman sıkıntı. Vermiyorlar sıkıntı orada verseler şimdi bizde. Ben bir sumayla ilgili bir şey söyleyeyim. Crespo'ya da Arao'ya da teklifler var. Ve her iki oyunca... ben size şunu söyleyeyim. Crespo'yu 8'e, Arao'yu 4'e satsak 12 milyon euro. 12'ye bir sumayı alsak kabul müsünüz? Çok ama çok net soruyorum. Çok ciddi soruyorum bunu. Çünkü kulübü 12 desek herhalde kabul edecek gibi duruyor. Bakın Crespo'yu 8'e, Arao'yu 4'e satsak Hocam iyi de hepsini kullanamıyorsun. Paranın yarısı bölünüyor. Lan, tamam yarısı bölünsün. Biz de iki taksit de ödeyelim. 6-6 iki taksit ödeyelim. Siz kabul ediyor musunuz? Yani bir sumayı al. Gustavo şey Gustavo ne? Arao ve Crespo'yu ver. Kabul ediyor musun? Hadi buyurun. Dünyaca ünlü orta saha. Hem de bedava fiyatına. Şimdi Nikola Dominguez'i. Nikolas Dominguez çok konuşuluyor. Nicolas Dominguez için kulübü bizden 18 milyon euro bon servis istiyor. Fiyatı düşürmelerini bekliyoruz. Eğer fiyatı düşürsünler bu arkadaşı da alabiliriz. Şimdi bak çok kritik bir soru. Crespo 8, Arao 4, 12. Bak dikkat. zaten sözleşmesi bitti. Ben uzatacağını da zannetmiyorum. 12. Mert Hakan Yandaş'ı da 4'e satsan 16 milyon euro. 16'ya 3'ünü satıp Maikal kaldı geriye. Lincoln var. 8 10 oynayabilecek. Chimanski var, yeni aldın. 3. 3'ünü sattın 16'ya. Bissuma 8, Dominguez 12 toplam 20'ye. 4 de opsiyon olsun 24'e alsak kabul eder misiniz? Ben ederim. Allah aşkına. Allah kitap aşkına. Arao, Crespo, Zajc'lı orta sahadan Bisuma, Dominguez, Chimanski ile orta sahaya döneceksin. Yani bu şu demek. Ee şimdi teşbitte de hata olmasın. El arabasını sattım. Gidip Peugeot 3008'in en yeni model 2023 model Jeep'ine bineceğim demek. Bence öyle. Zaten bunu kuracaksın. Sağda at Tadic'i, sola da at sahayı, forvete de koy koyu. Jekoyu. Lan şunu kur zaten Livakovic'i bile istemiyorum. Tamam istemiyorum. 3 kural devam edecekse Ferdi bir kanat oynasın. Mert Müldür diğer kanat oynasın. Altay İrfan da kalede dursun. Kabul. Kütürü kereği gibi kadro. Yani Fenerbahçe 20 milyon euroya bak Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü orta sahalar diyeyim. Hem de bedava fiyatına 20 milyon euro diyeyim. Arkadaşlar böyle bir şeyin imkanı var, ihtimali var, çalışması var. Sonuç ne olacak? hep birlikte bekleyip izleyip göreceğiz. Kanalımızı takip ettiğiniz için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah abone olup kanalımızın büyümesine katkıda bulunursunuz. Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Eğer bu videoyu beğendiyseniz, eğer bu video hoşunuza gittiyse lütfen arkadaşlarınıza da önerin. Sevdiklerinize de önerin. Belli mi olur sizin vasıtanıza belki kanala abone olurlar. Derler ki ulan iyi ki söylemişsin. Ben yıllardır kanal arıyorum. Birçok kişi aynı şeyi söylüyor bana biliyor musun? Hocam keşke seni daha önce tanısaydım diyor. Keşke biri bana senin bir videonu atsaydı izleseydim diyor. İnsanlar kanal arıyor. İnsanları dolandırmayan. Duyumlar olduğu gibi aktaran. Arkadaşlar duyum bu. Çıkar çıkmaz. Önceki videolarıma bakın. Sonrakilere bakın. Siz karar verin diyen kanal arıyorlar. İnşallah da bu kanal biz olur. Görüşmek üzere.